Bu hafta Erkan yok, onun yerine ben konuşacağım sizinle. Böyle saçma şey mi olur ya? Ladies and gentlemen. Evet. Tır duruyor orada. Hala buradayım. Burası neresi? Ya boşver burası neresi işte ya. Ne yapacağım burayı? Burası Viyana'nın bir bölgesi işte. Kagra'nın biraz daha iç kısmı. Getirdiğim fındıkları bıraktığım yerde, şu arkamda gördüğünüz böyle depo gibi bir yer var ya orada. Oranın bir arka sokağı yani. Sordum, dedim nereye bırakabilirim bu tırı. Hemen dediler şurada bir yer var, oraya götür. Zaten sıra sıra millet bırakıyor. Bak, bu da öyle. Bırakmışlar. Bu buralarda böyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım sizin için. Allah, geç karşıya geç. Ne yaya geçtiği ne bir şey yani. Orta refüjdeyim şu anda. Avrupa'nın kurallarını ihlal ediyorum. Geldiğimden beri böyle. Niyeyse böyle bir gıcıklık var üstümde. Normalde yapmam. Ama konu Avusturya ya. Sevmiyorum abi. Bu şu araç da geçsin, ondan sonra geçelim. Dikiz aynası gibi. Geç baba. Geç. Geç. O da geçti. Biz de geçebiliriz karşıya. Dediğim gibi buraya böyle otobüsler, şeyler, kamyonlar, tırlar park ediyor. Ben de şöyle düzgün bir yere geçeyim. Rahat konuşabiliriz şimdi. Tam böyle akşam saatleri, akşam güneşi en sevdiğim. Yani çekim yapmak için fotoğrafçıların da mesela en sevdiği saatlerdir bu saatler. Akşam böyle güneş batmadan önce böyle hani güneş ışıkları böyle yatay pozisyonda tatlı tatlı vurur ya insanın yüzüne. Ne güzel oluyor. Bu taraf batı. Şimdi tırın olduğu yerin hemen karşısında bir tane şey var, benzin istasyonu var. Yine Eni'ye denk geldik. Eni. Geçen fiyatları gösterememiştim size. Bu sefer onu gösterebileceğim. Bir. İkincisi, az ileride Mercedes-Benz var. McDonald's McDrive'ın hemen arkasında Mercedes ve Smart satıyor bu adamlar. Yani ana bayi yani. Buranın satıcısı. Oraya gideceğim, ona da bakacağız. Neden böyle bir şey yapacağım? Geçen market fiyatlarından bahsetmiştim ya. Şu rakamlara siz bir bakın. Gaz 0.79. İşte 1.48, 1.46, 1.58, 1.59. Bu arada ben tersten okuduğum için yanlış okumuş olabilirim. Fiyatlar bunlar. Geçen bir benzinliğe girip de fiyatları şöyle bir kolaçan etmiştik ya. Bu arada ikinci el araçlar da var burada ama bu başka bir yer. Yani böyle işte ufak tefek ıvır zıvır BMW'ler, şeyler, Alfa Romeo'lar. Şunu söylüyordum. Yorum yapmış adamın biri. Ya iyi niyetli mi, kötü niyetli mi çözemedim. Niyeti kendinden menkul arkadaşımıza cevaben yapayım bu videoyu. Muzun kilosu kaç demiş yani. Muzun kilosu kaç euro? Adam sanki sabah akşam muz yiyormuş gibi sorduğu şeye bak. Yani dalga mı geçiyorsun, ne yapıyorsun? Yani ben buralara kadar gelmişim. Belki birisi merak ediyordur diye, ki merak eden de var, izliyorlar. Oturmuşum, çekim yapmışım. Bir dünya uğraşmışım onunla. Sen kalk bana sor de ki muzun kilosu kaç euro? Ben şimdi muzu göstereceğim ona. Bak, muzu göstermeye gidiyorum. Bana hep diyorlar ya, ya işte pahalıdır, şöyledir, böyledir. Ne pahalısı baba yani. Bak, göreceksin şimdi. Sen kendi gözlerinle göreceksin. Bugün gittim, sar dedim ya. Ya diyemedim tabii.
Burası bugün bayram. Şunu unutmayın. Eğer ki Avrupa'da herhangi bir yere gidecekseniz ve o gün bayramsa, sanmayın ki aman ne kadar güzel cıvcıvlı bir gün geçireceğiz. Bir tek Cadılar Bayramı öyle oluyor onlarda. Aman ne güzel hayat şey olacak, enerjik olacak, heyecanlı heyecanlı bir gün yaşayacağız. Sanmayın, her yer kapalı. Bayramdan bir gün önce ekmeğini aldın, alamadın, bitti o iş yani. Bitti. Ekmeksizsin. Ertesi gün ekmeksizsiniz. Öyle. Ben bugün buranın bayramı olduğunu biliyordum. O yüzden dün gittim. Ekmek aldım. Tabii. Yarım kilo ekmek aldım. Yarım kilo ekmek. 3 euro mu ne verdim ona da. Fırıncıya saygıyla. Evet, burası McDonald's, McDrive hemen önümde. Size de göstereyim ya. Böyle şey olmasın. Şu. Ya işte bilmediğiniz bir şey olmadığı için çok fazla detayına girmiyorum da. Yoksa nedir? Her yerde olan şey. Geliyoruz bak ileride. Yıldızını gördüm. Oh. Ne demiştim? Seviyorum yürümeyi. O yüzden de yürüye gidiyorum. Şimdi benim de aklımın almadığı şeyler var burada. Onu da söyleyeyim. Ya arkadaş. Mesela şurada ne var? Bak. Sebring var. Bu nereye gittin? Gel buraya. Heh. Sebring var. Sebring. Bu Amerikan, eski Amerikanlardan Chrysler Sebring. Stratus'ları da var bunların. Bende Neon vardı bir ara. Sattım, zor bela sattım. Yani niye alıyorsun ki böyle bir şey? Hadi geldik. Boş ver sen onu. Bunlar varken niye alıyorsun sen onu? Gelin gibi yavrum değil mi? Bak. Biraz yaklaşayım şuraya da ondan sonra göstereceğim size. Şimdi elimizde böyle bir araç var. Bak. Bu beyaz, gelin gibi, hafif de böyle krem renkli aracı. Dur, fiyatı görmeyin ya. Şöyle bir uzaktan çekelim. Bu bir A180 bu arada. A180. Arkası böyle. Güzel değil mi? Mesela. Güzel. Güzel olan kısım şurada. Hadi orada ne yazıyor? Bak bakayım. 21.660. Benim kafam döndü bak. Kafam döndü. 21.660. Bu ara ikinci el falan değil. Yani sıfır bu araç. Sıfır. 21.660. Su 1 euro. Bu araba 21.660 su. TL'ye çevir şimdi. 21.660 TL bu araba. Utandın değil mi? Bizde zengin biniyor buna. Burada herkes biniyor. Herkes. Şunu hiç göstermeyeceğim. Onu sonra gireceğim o işlere. Bak burada kampanya fiyatıyla muhteşem bir araç var. 33.990. Hadi ben kendimi geçtim. Şöyle uzaktan almaya çalışıyorum bunları. Bu araç GLA 200D. Ben daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Şurada bir aracımız var. SUV standardında. Bakın. Söyleyeyim mi rakamı? 24.950. 24.950. Şimdi işin bu şey kısmı, hani nakit kısmı, aldım gidiyorum kısmı. Bir de bunun şeyi var, taksit kısmı var. Onu da söyleyeceğim. Bakar mısın? GLK 220 CDI 4MATIC. Bu söylediğim cümleyi, bak bu cümleyi
Şu neydi bu? 24.950 ile bir arada Türkiye'de kuramazsın. Şimdi çok böyle, nasıl söyleyeyim, bizim algımıza göre matah bir arabaymış gibi görünen ama burada en vasatlardan bir tanesi. Al baba, bu. Gördün mü? Rakamı sonra söyleyelim. Şöyle bir arkadan bakalım bu araca. Bakalım, güneşi de kaçırmayalım da. Bu A160. Evet, A160. Tırt yani, onlara göre tırt. Silindir hacmi, yanılmıyorsam 1430 falan olması lazım. Hemen bakayım. 1595'miş, güzel, gene fena değil. 4 silindir, 75 kahva ve arkadaşımız 102 beygir gücünde. Rakama bak. Rakama bak. Gördün mü? Ben bir şey söylemeyeyim. 19.990. Kafayı yersin. Şimdi bir de şurada yanında şey var bak. Onu da söyleyeyim. 191 euro diyor. O ne biliyor musun? Taksidi. İstersen diyor ki Mercedes-Benz finansmanıyla diyor. Ben sana bu arabayı diyor 191 euroya. Dur, güneşe geldik, pardon, özür diliyorum gene. 191 euroya veririm. Yani tabii hepsi değil. 36 ay 191 ödersin diyor. 8.970 falan bir şey yapıyor. Pardon, o öbür üst sınıfa geçmişim yani. O 336 euro. Hemen alacağım yani. O kadar yani. Burada şey yok. Bakayım. Evet. 5.997'sini bölerim 36'ya diyor. 9.000 euro da verirsin öyle diyor. Aradaki bir şeyler. Ufak tefek farklar da var. Onları da ödersin. Toplam 19.900 yani. Onu da söyleyeyim de. 28.990. Şöyle uzaktan çekelim. Siz kafayı yemeye devam edin. Ben çünkü yedim kafayı yani. Ben iptal şu anda. 31.990 bu araç. Şimdi dur, daha neler var? Bunlar bir şey değil. 30.000 lira. 20.000 lira. Bakıyorum, 22.000 lira. Geliyor bak, canavar. 27.000 lira. Bir tane AMG gördüm burada ya. Dur bakayım, ne taraftaydı? Aman ya Rabbi. Bak burada ne var? Kız, gelin. Bak. Görüyor musun şu şekli? Allah Allah. Sinyaller, aynalar. Bu neymiş? Bunda rakam yok. Bunu diyor bedava diye, al götür diye. Bunlar sıfır bu arada, ne diyorum? İşte C180D. Efendim söyleyeyim, C180D yine. A160 var burada bir tane. C180D bir tane daha. Böyle aralardan gidiyorum. Bu ne? GLC250D var. Yavrum bak. Korkunç. Bunda fiyat yok yalnız ya. Üstünde yazmamışlar. Araç sadece 1950 kilo. Onu yazmışlar. 4x4. Made in Germany. Bunlar yazıyor. Barkodu yazıyor. Yani çok ne anlatayım? Yani ne anlatayım? O kadar zorlanıyorum ki. Şu üzülüyorum çünkü biz bunu mu hak ediyoruz yani? 31.990. Şekle gel. Görüyor musun? 268 euro taksitle bu. Üzülüyorum. Bak burada bir gelin daha var. Beyaz oldu mu gelin? Ben öyle düşünüyorum. 885 euro taksidi var. Bu biraz pahalı. 41.900. Pahalı dediğim en son... Neyse hadi, söylemeyeceğim bir şey. Söylemeyeceğim yani. 23 var. Yani rakamlar bunlar. Bak, gözümdeki bakışı görüyorsun değil mi? Bakışa. O kadar şey ki insan... Hadi böyle arkaya doğru gidelim. Buralarda artık rakamlar yok. İkinci eller falan giriyor devreye. Ya keşke açık olsa da içeriden birkaç görüntü alma şansım olur. İçeride bir canavar var. Yani camdan görüneceğini zannetmiyorum. Şöyle uzaktan
Bak görüyorsun değil mi orada yavruyu? Hemen seçti gözün değil mi şunu? C43 Cabriole AMG motor. Rakam yazıyor mu? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Bir turboymuş bu. Ay ay hatatat gider bu. Bakalım içeride bir şeyler var mı? Siz göremiyorsunuz belki ama ben size şöyle nasıl yapayım da göstermeye çalışayım. Daha da mı yaklaşalım? Böyle gösterebiliyor muyuz? Gel. Direksiyonun ortasındaki armada pırlantalar var. Swarovski taşlar var. Şeyde de ortadaki o kontrol panelinde kalorifer menfezlerinin üzerinde tamamında pırlantalar var. Swarovski taşlar var bunda. Çok güzel bir araç. Bayılırım. Şimdi yine bir tane A serisi. 269 euro, 24 bin. Türkiye'de Renault Clio'ya 100.000 TL rakam çekiyorlar. Bize ne yaptı? Fiyat Egea dedi. Ne onun adı? Sınıfının diyor şeyi diyor. Hani en uygunu, en dolusu en uygunu diyor. 50.000 liradan çıktı o piyasaya ilk çıktığı zaman hatırla. Hani ezber bozan dedi. Değil mi? 50.000 liraya çıktı ama o yani. 50.000 su. Ben su ile karşılaştıracağım abi. Bundan sonra böyle başka türlü anlaşılmıyor çünkü aradaki fark. 50.000 şişe suya sattım dedi. Bu araba ne? Bu araba değil mi şimdi? Hı? Bu ne peki? Bu arabayı diyor al götür diyor. Bakayım kredisi mredisi falan. 171. 21.000 su diyor buna. 21.000 su bu. Bu. Kombi var bak böyle kombilere bayılıyorum böyle arkası şeyli olanlar. Station wagon diye geçiyor ya bizde. Bunlar mesela onlar çok güzel. 29.000. 42.000'e var ama çok dolu bu araba. Çok dolu. 302 euro da taksidi var. Hemen alacağım yani. 27.880, 591 euro taksidi var. Şimdi bunlar böyle. Yani bunu daha fazla hani kafayı kırmanın alemi yok. Neler var? GLA 200D'ler var. Dediğim gibi işte E220D'ler var. Bu tarafta işte SUV sınıfından birkaç araç koymuşlar. Orada bir tane var. İleride ön tarafta var. Onlara bakalım. Göstermediğim bir şey var mı? Dur bakayım fiyat varsa şuna da bir bakalım da. Bakmış mıydık ona? Toprak rengi Formatik GLA 220D. Bakmıştık galiba buna değil mi? Güzel araç ama. Vallahi güzel araç. Şekil şukul içi de 10 numara. Bu neydi? 44.900 TL. Yani TL bazında düşüneceksin bunu. Su. 44.900 su. Başka ne var? Bak, ileri gidelim. Aslına bakarsan ben sana şunu göstermek istiyorum. Bu kadar Mercedes var. Bu kadar hani özel seri araç var. Ama bunların arasında mesela biraz daha görünümü eski gibi olanlar var. Yani ön ızgaraları daha henüz bu yeni nesil, yeni segment havasına bürünmüyor. Biraz daha Kalantor arabası gibi. Bunları şeye çıkartmışlar. Böyle işte Aksiyon Price yani şey kampanyalı satış fiyatları var bunların. Bunlar mesela 26.000. Bu da 26.000. Şu da 22.990. Yani bu da kampanyalı bir araç. Bunun da istersen 208 euroya alabiliyorsun. Bu araba bu arada tek kapı. Görüyorsun değil mi? Şöyle bir bakalım. Harika da görünüyor. Harika görünüyor. Zaten şöyle de bir durum var. Hani biz bunu aldık baz modelidir. Bunun arka camlar çevirmelidir falan deme. Araç full deri döşeme, full donanım. Burada öyle baz araba falan adam almaz. Yani affedersin götünü koymaz o arabaya. Anladın mı? Yani bu en dolusu.
22.990. 23.000 su. Su ticaretine gireceğim, su. Türkiye'den su alacağım, burada su satacağım. Su pahalı. Şimdi bir de böyle fortuğular falan var. Bunlar smart artık ama yani şey değil. Benim çok tercih ettiğim bir şey değil ama meraklısı varsa diye göstereceğim. Bak burada 15.990 fiyat var. Bize smart olduğu zaman 120-130. Değil mi? Biz de öyle çünkü. Biz de öyle, biz de biraz fazla. 4-2 modeli var burada. Biraz kalınlaşıyor. 18.939'a falan gidiyor. Değişik değişik şeyleri var. Yani tuhaf bir yapısı var. Ben çok sevemedim bunları. Şöyle uzaktan göstereyim. Aşağı yukarı 15-16 o civarlarda bu araçlar. Ama mesela Türkiye'de olsa 15 bin liraya şu aracı sana verse sen almaz mısın? Alır. Pardon, özür diliyorum. 10 bin lira. Hadi buyur. Hadi şimdi nasıl almazsın? Değil mi? Bak. 10 bin olunca iş değişti. Hemen alırım. Hemen alırım. Böyle tatlış tatlış prime. Bak hemen hoşuma gitti. 10 bini görünce hemen hoşuma gitti. Malzeme bu. Küçük, tatlı. Dikkatini çekerim, bunda da çelik jant var. Öyle boş araba olmaz. Yani neredeyse bunun arka camı da şey yapacaklarmış. Otomatik yapacaklar. Arka cam olmadığı için küçük. Arkası da şöyle. Şuradan görebiliriz. Biraz sıkış tepiş koymuşlar buna. Hani Mercedes satıyor ama pardon, burada beyazı var. Hemen yanımızda. Onu da gösterebilirim. Böyle. Daha fazla sinir bozayım mı? Beter olun. Kendime söylüyorum. Beter olalım. Niye öyle söylüyorum? Hemen söyleyeyim sana. Neden öyle söylediğimi. Ya kardeşim alma. Çer çöp satıyorlar sana. Bak çer çöp satıyorlar. Sen Renault Clio'ya ya da Fiat Egea'ya hiç kimse kusura bakma. İstediğin davayı aç. Getir karşılaştır bu arabayla. Bu arabayı 10 bin suya satıyor adam bak. Ben ona bakarım. Türkiye'deki su, şişe suyla ben 10 bin şişe su yığarım sana. Veriyor musun bana arabayı, vermiyor musun? Aynısını vereceksin ama. Ha, o çerini çöpünü al kendi başına çal. Bana ne? Ya vallahi çok sinir bozucu şeyler bunlar. Biraz gidiyorum. Ya şu ışık vurmaz da çekebilirsem. Açık olaydı ne olurdu sanki kapı. Bilmiyorum görünüyor mu? Orada bir AMG var. GTS. İnşallah görünüyordur. Bilmiyorum. Şu açıdan herhalde bir şey verebilirim size diye düşünüyorum. GTS. Of. Bilmiyorum görünüyor. Görünüyormuş. Vallahi görünüyormuş. Şimdi sen bu arabayı görüyorsun, ağzının suyu akıyor. Ben sana söyleyeyim, bu araç 129.990 TL. TL olarak söylüyorum. 129.990. Öyle bak. Sen 2200 lira maaş alıyorsun, bu da 2200 euro alıyor. Geliyor bak buna, 130 bin diyelim, hadi biraz da ben vereyim. Yorulmuşlar satış yapanlar, biraz hani kota doldurmak istiyor. 130 bin vereyim ben bu arabaya. Hemen şu karşısında da. Onu biraz zor göstereceğiz ama bakayım görünüyor mu? Kapalı olduğu için dükkan giremiyorum. Orada da bir AMG var. O da tek kapı. Kabriyole. Ve o araç 140 bin. Mesela hani ben onu tercih etmem. Yani şu varken, bu varken, bu nedir ya? Bu nedir ya? Evet gençler, arkadaşlar yeter. Benim sinirim bozuldu. Kafam attı yani. Bırak yani bırak. E53 koymuş adam oraya. Hiç görmedim Türkiye'de. 53 nedir abi? 5300 mü motor yani? Korkunç değil mi? 5.7 kullandım. Feci. Camaro'm vardı. 94 model. Korkunç. 4.0 Jaguar kullandım. 6 silindir sıralı. Camaro V8'di. Korkunç. Muhteşem. 5.3 diyor. Yeni nesil 5.3 diyor ama orada bir fark var. Burada da. Ama bu şey.
Performans Center Viyana diyor. Yani bu Performans Center'ın aracı. Özel yapılmış. Plakası üstünde. AMG. Bir turbo. Az önce gösterdiğim araç. Hani öyle mi? 110 bin eurodur falan. Değil baba ya. Ne yapıyorsun? 25-30. Hadi 40 vereyim. 40 veririm yani. Vallahi veririm ya. İçeri bakalım mı şöyle? İçeride de bunlar var. Presenter. Ya ışıklar falan yanıyor. Işıkları kim açtı? Ana açıksa girerim yani. Hiç şey değil. Ama değil. Otomatik açılıyor demek ki o ışıklar. Çünkü bayram yani bugün. Bayram olduğu için de kimse bize bakmaz. Zaten bir Allah'ın kulu yok içeride yani. Evet, dediğim gibi çeşit çeşit jant seçenekleriyle 114 liran varsa diyor, aylık verebileceksen diyor, bak 114 liraya 10.690 fiyatı bu aracın. Smart. Smart'ın yenisi bu da işte. Bunlar 4x2, 4x4 seçenek seçenek. Bak bu 4 kapı bu mesela. O da güzel yani. 10.000 lira baba, 10.000 lira yani, 10.000 lira. Mesela oğluna hemen ehliyet kursundan sonra çat al bir tane. Tabii canım. Al götürsün. Al binsin bununla gezsin. Arkadaşlarıyla gezsin, partiye gitsin, eğlensin, gezsin, tozsun çocuk. Gençliğini yaşasın. Ama yok. 10.000 liraya böyle araç yok. Bunda güvenlik paketi falan da var bu arada. Güvenli yani. Gezsin dursun. Şimdi videoyu neyle kapatacağım? Şimdi adam bu kadar anlattım bunu yapmayaydın iyiydi diyeceksiniz ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O kadar araç gösterdim size. Hepsini at. Araba budur. Araç budur. Ben bundan kullandım. Bunun 2000 kaçıydı? 2007 miydi model galiba. 2007'sini kullandım. B7 kasa. 2007, 2008. Ay yok ya 2000 hatırlamıyorum. Neyse. Quattro. Audi Quattro. Bu aracın yol tutuşu, performansı, bla 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 donanımı, hissettirdikleri, sana yaşattırdıkları bu kadar araç var ya burada. Atar abi. Atar hepsini atar. Bunu süren bilir çünkü. 39.990. Bu araç sıfır. 39.990'a sana böyle bir araç veriyorlar. Bu araç 3000cc 6 silindir 235 kava ve 319 beygir. Tam 319 beygir. 39.990 su. korkunç bir şey. Gençler, arkadaşlar, sevgili dostlar, kendi sinirimi bozdum. Sizin de sinirinizi bozduysam kusura bakmayın. Hücum kayıt, tek çekim bir video oldu bu. Kendinize iyi bakın, özletmeyin. Hoşça kalın.